Sence ben bu kolu verebilir miyim kardeşim? O an ikimiz de özürlüyüz. Verir miyiz sence? Verirsin kardeşim. Niye veremiyorsun? Sen çok büyük bir yalancısın. Abi yaptığı harekete bak. Bak şimdi ya. Allah aşkına. O ulti geldi. Doğrudan Gragas'ın üstüne doğru. Minyon falan da yok. Gerizekalı ne yapıyor diyecek aslında orada spiker. Minyon yok, bir şey yok. Böyle bir dayı mı var ya? Salak. Allah aşkına bak, şunun suçunu bana atmayın arkadaşlar. Takımca go go denildi ve girildi. Bu kadar basit oğlum. Yalan söylemeyin artık insanlara. Kendinizi aklamaya çalışmayın ya. Mert kim biliyor musunuz? Şuradaki Stansfield abi. Heva Stansfield var ya. Buradaki oyuncumuz. O zamanlar Viriskatır, AD Carry, Ledux support'tu. Kabus bot lane vardı. Fena kabustur bot lane'de. Burada da Kha'Zix'imiz mesela kill aldıktan sonra zıplamıyor. Şu an hala zıplamıyor. Zıplasa aslında 5'te 5 de vermeyeceğiz ama işte. Oluyor öyle şeyler arada demek ki. 3 TL dolmalık biber 3 TL yollamış. Storm'un efsane Lee maçını herkes hatırlamaz demiş. Bir tane video atmış, bakayım neymiş. Bakayım. Storm'e işte abi Lee'sin verilmemesi lazım. Selam, benim bütün kötü videolarımı atacaksın galiba. Başı dertte, Zeitnot düşecek. Şimdi Archie'yi alabileceğiz mi? Hadi o skoru alalım oradan. Hayır, şifa geldi. Optimus skorunu alamadık. Stomage'nin canı oldukça az. Bildiğimiz için bir isim vermemesi lazım. Başka da aklıma gelmiyor. Ananı sikersin. Bunu planlamıştık böyle bu oyunu. Nevzat. Para bitti. Son bağışı da okumadın. Neden Elvin? DC gel demiş. Bu ne lan? Bir tane bir şey açıldı random. Zeitnot Vayne ile bilmem ne yapıyormuş. Nevzat, senin donate'i okudum ya. Demişsin ki abi, param bitiyor. Para atmak için gittiğim yere bu saatte gidersen böbret GG olur. Bir Discord gel, chat'e gel, selamlar. Chat'e selamlar, gel dememiş. Discord gel, ben zaten Discord'dayım. Eren, diğer Discord'a gel bakalım yayın odasına. Mert, ama Mert gelir. Ya Discord ne lan? Yayın ben kaçıyorum öyle. Kan ya. Tamam o zaman. 300 TL oldu oğlum telefon faturası. Hadi gele, kolay tamam. Gelsin. Geldik Discord'a Nevzat. Efendim kardeşim, söyle şimdi bana. Nevzat. Elvin Dero bari bunu aç kanki demiş. Bir tane video atmış, bu neymiş? En komik röportajlar. Abi burada en komik röportajım falan yok ki benim. Sizce komik mi? Allah aşkına izleyin. BBF'nin tartışmasız en şahsına münhasır ve troll karakteri Kaan Elvind Atıcı'dır. Gerek yaptığı röportajlarda gerekse sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça fenomen olmuş durumda. Biz de sizlere Elvind'in en klasikleşmiş, en bomba röportajlarını derledik. Karşınızda en bomba Elvind röportajları. Elvind röportajları izliyoruz. Bu yeni çıkan şampiyonlar arasında oynamakta en çok zorlandığım veya zor alıştığım bir şampiyon var mı? Yok, çünkü ben Elvind'im. Her şeyi oynarım. Yeni çıkan, eski çıkan hiç fark etmez. Hepsini çok rahat bir şekilde oynayabilirim. Kazanan arkadaşlar Dark Passage oldu. Yanımızda Elvind var. Neler söyleyeceksin? League of Legends, Dark Passage'in şampiyon olması için tasarlanan bir oyundur bence. Peki. O zamanlar öyleydi abi. Ego falan değil. Dark Passage sürekli kazanıyordu. Bir tane Heva ilk şampiyon, sonra Dark Passage, Dark Passage, Dark Passage, Dark Passage. Radyolog abi 3 TL yollamış. İyi yayınlar. Nevzat bana selam söylemiş özelden. Çıldırdı gene okumadı diye. Aleyküm selam, izlersen sevinirim. Güzel kanal demiş. Bakarız. Ne oldu sana, bu yara ver içindesin ya. Kavga ettim. Kimle? Nasıl oldu anlat. Herkesle ederim yani, sorun değil benim için böyle şeyler. Bir gün... Normalde kaşımı deldirdiğim için altı morardı kaşımı. Yeni deldirmiştim o zaman. Bakkala gidiyordum. İki tane çocuk geldi, tinerci. 5 lira falan istediler. Yok dedim. 2v1 yaptım. Biri boynumdan tuttu, güçlüydü, kaslıydı bayağı. 1.90 boyu vardı. Aşağı yukarı 95 kilo falandı. Onunla kapışıyordum. Diğer çocuk yumruk attı kaşıma. Kaşımın altı da mor. İkisiyle birlikte başa çıktım ama kolay oldu yani.
Kız da ciddi ciddi dinliyor abi. Güzel bir performansla ikisini de alt ettim. Kolaydı. Aradaki süreç size yardımcı oldu mu sence? Biz aradaki süreçte antrenman atmadık fazla. Takıldık öyle. Çünkü antrenman atınca psikolojimiz bozuluyordu. Çalışmayı seven bir takım değiliz. Çalışmadan geldik. Çalışmamak bize daha çok yarıyor. Yani çalışınca insanlar birbirine sinir oluyor veya moralleri bozuluyor kaybedince falan. Çalışmadan gidip oynayınca daha güzel. Çaldın abi sanki. Allah aşkına. Ben bunu anlatıyorum. Tipe bak, tipe bak. Veya moralleri bozuluyor kaybedince abi. Çalışmadan gidip oynayınca daha güzel. Kesin çaldın, o mu seni gideceğim? Immortor benim Phantom'ı çaldı. Neden? Çünkü ben koşuyordum, tamam mı? Hepsini kestim dedim. Immortor daha Kasiopya botu yok. Yavaş yavaş geliyor. Bağırıyor, ağlıyordu. Bana da bırak diye. Ben direkt hepsini QQQ atıp Pentakill alacaktım. Triple'dan sonrasını çaldı. Peki. Kaç yaşına geldim, hala oyun oynuyorum. Benim bu yaşta evlenip çocuk yapmam gerekiyor normalde. Üniversiteyi bitirip işe girip... Abi benim burada saçlarım bayağı yağlı çünkü Dark Passage zamanı böyle çalışmaktan dur maça gitmeden önce saçımı yapayım falan yok. Böyle direkt yataktan kalkıp gidiyorsun. Yapmam gerekiyor. Ama burada oyun oynuyorum. Anlamıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Sosyal medyada bir tane fotoğraf paylaşılmış. Kaan Atıcı Cumhurbaşkanı hakkında değişik şeyler yazmış. Küfür etmiş. O neydi abi? O neydi biliyor musun? Kaan Atıcı diye bir tane profil. Profil fotoğrafının benimle hiçbir alakası yok. Başka bir Kaan Atıcı Türkiye'de yaşayan. Tayyip Erdoğan'a sövmüş böyle. Sövmüş, iki tane tweet atmış. Sonra insanlar böyle yüzlerce, binlerce bir ananı sikeceğim senin, işte tarayacağım seni, sokaklarda yürüyemeyeceksin, adresini buldum geliyorum falan böyle direkt. Çok fenaydı ya. Direkt tehdit mesajları alıyordum abi böyle. Bir de tipleri görseniz var ya, direkt ölüm makinalarıydı hepsi. İnsanlar ben sanmış bunu. Ölüm mesajları, tehditler, sonracığıma işte türbanlı kardeşlerimiz, bacılarımızdan ayıp kelimeler duyuyorum. Hepsi sokakta görmeyelim seni, öldüreceğiz falan yazıyorlar. Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği için başka bir Kaan Atıcı. Ben o değilim, ben başka Kaan Atıcıyım, e-sporcuyum, örnek oyuncuyum, böyle şeyler yapamam. Yapmak istesem bile ki istemem. Yani Türk halkına sesleniyorum buradan. Ben değildim o, artık yakamdan düşün. Sokaklarda rahat yürümek, taranmadan gezmek istiyorum. Çok korkuyorum, sendeyiz. Peki şunu soracağım, eğer Supermassive eleştirecek olsaydın, onların bu oyunuyla son maçla alakalı ne söylerdi? Neyi yanlış yaptılar size karşı sence? Neyi doğru yaptılar ki? Ooo, buz gibi oldu burası. Neler hissediyorsun bu çok çekişmeli geçen 5 maçın ardından? Hiçbir şey. Çekişmeli geçen 5 maç. Şimdi abi kızın suratına bakın. Allah aşkına. Maçın ardından. Hiçbir şey. Vallahi hiçbir şey hissedemiyorum şu an. Oyundan baydım, hayattan baydım. Bacaklarım ağrıyor, karnım aç, kulaklık taktım. 5 maç beynim nokta nokta dıt burası oldu. Çok kötüyüm yani, bilmiyorum, bir şey hissetmiyorum şu an. Mutlu değil misin? Ya ben direkt eve gitmek istiyorum. Kaybetsek de mutlu olurdum, kazansak da mutlu olurdum yani, öyle değil. Hep tepelerde gezdiniz ama şimdi son dönemde biraz tekliyor gibisiniz. Bunu kadere bağlıyorsun o zaman. Şey, havuz partileri var bizim. Mesela biz çalışmıyoruz. Ciddiyim bak, sakın çalıştığımıza inanmayın. Biz sadece havuza giriyoruz. Son bir haftamızı anlatıyorum. Havuza giriyorum, solo key atıyorum. Antrenmanlar yok. Arada bir tane oluyor. O da iptal ediyoruz hemen, bir tane oynayıp bakıyoruz bu ne lan diyoruz. Hemen salıyoruz. Antrenman yapmıyoruz. Yapmamaya karar verdik. Çünkü antrenman bir şeyleri geliştirmiyor. Kimse antrenmanda oynadığı gibi burada oynamıyor. Antrenmanda hepimiz saldırıyoruz, dalıyoruz. Burada hani bir kontrol, bir yavaş yani ne oluyor falan diye oynuyoruz. Abi ben şimdi Riot'a da hak veriyorum ya. Şimdi hani beni öyle bir şey duydum ya ben. Beni sevmiyorlar, röportajı istemiyorlar artık falan diye. Öyle bir şey varsa bile haklılar. Niye biliyor musunuz abi? Çıkmışım, çalışmamayı övüyorum ya röportaj boyu. Ben çalışmak çok saçma falan diyorum. Biz antrenmanlarını... Ve bunu Riot röportajında yapıyorum. ...olduğunu düşünmüyoruz bu yüzden. Peki TBF'de sence bizi neler bekliyor? Karşınıza kim gelecek ve nasıl bir skorla veda edeceksiniz? TBF'de bizi League of Legends bekliyor. Karşımıza büyük ihtimal Supermassive gelecek. Onlara karşı şimdi şey derdim. Öyle yeneceğiz, böyle yeneceğiz, şöyle koyacağız falan derdim ama diyemiyorum çünkü sonra kaybedersek falan
İnsanlar geliyor hemen, ne oldu falan yapıyorlar. O yüzden ulaşmak istemiyorum ama yine kazanma şansımız yüksek diyorum. Ah, eskiden ne kadar eğlenceli bir insanmışım ya. Kaprisan 3 TL yollamış. Kral sence iMac Pro almak